savunma sanayi uzmanları, Aselsan Başkanı'nın tarihe geçen açıklamasıyla ortaya çıkan, Türkiye'nin geliştirdiği yeni silahın uygulamaya koyulması halinde bölgedeki tüm güç dengelerinin değişeceğini söylüyor. Peki bu yeni silah ne ve neden bu kadar önemli? Bu konuyu açmadan önce Aselsan Başkanı Haluk Görgün'ün tarihe geçen konuşmasını hep birlikte dinleyelim. O kadar farklı kullanım alanları var ki, işte biraz evvel şeyde videoda da vardı. Lazeri silah olarak havadaki bir yansıtıcı üzerinden bir hedefi vurmasını görmüştünüz. Biz bugün hani şu anda ulaştığımız mesafeyi bir şey olduğu için, bir hani söylenmemesi gereken bir bilgi olduğu için söyleyemiyorum. Çünkü teknolojimizi ve dışarıdaki farklı insanların bilinmesi istenmez. Önemli bir mesafedeki hedefi lazer silahımızla vurabilir, geliştirdiğimiz projelerle vurabilir durumdayız. Bunları... Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün, lazerin gerek tespit, gerek konumlama, gerekse de silah olarak kullanılmasını geliştirdiklerini belirterek, biz şu an ulaştığımız mesafeyi söylenmemesi gereken bir bilgi olduğu için söyleyemiyorum. Çünkü teknolojimizin dışarıdaki farklı insanlar tarafından bilinmesi istenmez. Geliştirdiğimiz teknolojiyle önemli bir mesafedeki hedefi lazer silahımızla vurabilir durumdayız demişti. Peki burada bahsedilen silahın özellikleri neler ve ne kadar güçlü olacak? Uzmanlarsa bu konuda ikiye ayrılmış durumda. Bir kısmı geliştirilen silahın çok güçlü bir gemi lazeri olduğunu söylerken, diğer bir kısmı ise Aselsan'ın daha önce yayınladığı, gelecekte gerçekleşebilecek teknolojilerin tanıtıldığı bir videoya atıf yaparak, yapay lensler kullanılarak lazer ışınlarının bulutlardan yansıtılmasıyla çalışılan, çok daha gelişmiş bir silah üretiliyor olabileceğini aktarıyor. Gördüğünüz üzere Türkiye'nin gelecek planları çok ilginç ve daha önce hayal edilmeyen teknolojiler içeriyor. Peki bu teknolojilerin hayata geçmesiyle bölgedeki güç dengeleri nasıl değişecek? Öncelikle güçlü bir gemi lazeri ihtimali üzerinden ilerlersek, Aselsan'ın geliştirebileceği bu silah Türk donanmasındaki savaş gemilerine entegre edildiği anda TSK'ya Ege ve Doğu Akdeniz'de müthiş bir taktik üstünlük sağlayacağı aşikar. Bildiğiniz üzere lazer silahlarının en büyük handikapı çok fazla elektrik enerjisine ihtiyaç duymaları. Bu sebepten dolayı da zırhlı araç gibi platformlara büyük lazer silahları takılamıyor. Ancak kendi içinde adeta bir elektrik santrali bulunduran savaş gemilerinde elektrik sorunu bulunmadığından ufak modifikasyonlarla dev boyutlu lazer silahlarının gemilere takılması mümkün. Bu silahlar ışık hızında hareket ettikleri için düşmanı gördükleri anda milisaniyenin altında bir hızla vurabiliyor. Şu an envanterdeki TÜBİTAK Armol gibi küçük lazer silahları drone ve İHA'lara karşı etkili olabilse de metalleri delebilmeleri ve eritebilmeleri için uzun bir süre boyunca hedefe kilitlenip beklemeleri gerektiğinden denizde kullanımları efektif değil. Ancak Armol silahından belki 1000 kat daha güçlü olacak dev gemi lazerimiz düşman savaş gemilerine odaklandığı anda birkaç saniye içerisinde gövdelerini delip su alarak batmalarını sağlayabileceği gibi düşman gemilerinin silah sistemlerine hedef aldığında da anında savaş dışı bırakabilecek. Bu kadar büyük lazer silahlarının insanlar üzerinde yapacağı etkiyi hayal etmek bile zor. Zırh çeliğini bir saniyede eriten güç, insanı büyük ihtimalle anında delip geçecek ya da tutuşturarak çıra gibi yanmasına sebep olacaktır. Bu silahın gemilerimizde yaratacağı bir diğer etki ise hem deniz, hem kara, hem de havaya karşı kullanılabilecek olmasından dolayı tek başına tüm görevleri üstlenebilecek olması. Dolayısıyla lazer silahları başarılı olursa, gelecekte sadece lazer silahına sahip yerli gemilerin üretilmesi de gündeme gelir ki, bu da dünyada bir ilk olarak adımızı tarihe yazdıran bir gelişme olacaktır. Gemilerin sadece lazer silahına sahip olması durumunda, silah bakım ve mühimmat için yere ihtiyaç kalmadığı için geminin içi ağzına kadar bataryalarla doldurularak dünyanın en güçlü lazer silahlarının kullanımı dahi mümkün olacaktır. Bu lazer silahları düşman gemilerini imha etmek için kullanıldığı gibi aynı zamanda hava savunma amacıyla da kullanılarak iki işi birden halledecektir. Bu da TSK'ya hiçbir ülkede olmayan taktik bir üstünlük sağlayacak. Gelelim meselenin daha heyecanlı kısmına, yani ikinci ihtimal olan buluttan yansıtılan lazer silahı konusuna. Dünyada sadece deney aşamasında olan ve kısmen başarılabilen bu teknolojiyi Türkiye üreterek envantere alırsa,
yine dünyada bir ilki başarmış olacak. Sistemin çalışma prensibi ise şöyle. Karada bir elektrik santralinin yanına kurulan dev bir lazer silahıyla gökyüzüne doğru ateş ediliyor. Ardından da gökyüzünde farklı yöntemlerle oluşturulan yapay lenslerle bu lazer ışını tekrar yüzeye doğru yansıtılarak istenilen hedef vuruluyor. Bu yöntemin en büyük avantajı karada konuşlu olması sebebiyle elektrik probleminin olmaması ve silahın sürekli olarak ateş edebilmesi. Bir diğer avantaj da buluttan yansıtma yoluyla hedeflerin çok daha uzun menzillerden imha edilebilmesi. Bu silah sisteminde en kritik nokta gökyüzünde lazeri yansıtacak yapay lenslerin nasıl oluşturulacağı konusu ki bu problem henüz çözülebilmiş değil. Türkiye'nin savunma devi Aselsan Başkanı'nın dediği belirli mesafeden lazer silahla hedefi vurmayı başardık cümlesi acaba bu teknoloji mi geliştirildi sorusunu da gündeme getiriyor. Aselsan'ın gizli olduğunu söylemesi de teknolojinin bu olabileceği konusunda şüpheleri arttırsa da bu konuda resmi bir açıklama henüz gelmiş değil ki. Zaten silah envantere girmeye hazır olana kadar da büyük bir gizlilikle yürütüleceği için herhangi bir açıklama gelmesi de beklenmiyor. Bu noktada siz değerli takipçilerimize sormak istiyoruz. Sizce Aselsan Başkanı'nın bahsettiği silah nedir? Ve siz Aselsan'dan ne gibi teknolojiler geliştirmesini bekliyorsunuz? Lütfen herkes bu konudaki cevabını aşağıdaki yorum kısmına yazsın ve hep beraber seviyeli bir tartışma yürütelim. Bu noktada seviyeli tartışma konusunu altını tekrar çizmek istiyoruz. Lütfen yorum kısmına küfür, hakaret ve siyaset içerikli mesajlar yazmayın arkadaşlar. Bizim kanalımız bir siyaset kanalı ya da birbirlerimize küfür ettiğimiz bir kanal değil. Bu kanalı her görüşten, her siyasi partiden insanlar izliyor ve ortak faydası vatanseverlik olan bu takipçi kitlesini lütfen provoke etmeyelim, küfür etmeyelim, hakaret etmeyelim. Herkes dilediğince özgürce ifadelerini aktarabilir. Ancak birbirlerinize ettiğiniz küfürler hem karşınızdaki insanı üzdüğü gibi aynı zamanda bizim kanalımızın takipçi kitlesini de ciddi seviyede rahatsız ediyor. Aşağıdaki yorum kısmına yorum yazmayıp videoları takip eden ciddi bir kitle var. Ve emin olun aşağıya yorum yazmamalarının sebeplerinden birisi de başka birisi tarafından küfür gelme ihtimali. Bizler gördüğümüz tüm küfür içerikli mesajları silmeye gayret gösteriyoruz ama bu konuda tekrardan sizlerden incelik ve nezaket bekliyoruz diyelim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve tanıdığınız sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın arkadaşlar.